Manş Denizi'ni yüzerek geçen Türk maratoncu yüzücüsü Bengisu Avcı şimdi canlı yayın konuğumuz. Hemen göreceğim kendisini. Merhabalar, Ana Haber'e hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhaba, hoş buldum. Teşekkür ederim. Hem tebrik edeyim hem de başarılarınızın devamını dileyim. Böyle başlayayım, iyi dileklerle başlayayım. Şimdi çok zor etapları tamamladınız ve önünüzde 4 etap daha var değil mi? Evet, doğru. Şu ana kadar Ocean 7 hedeflerinden 3 tanesini tamamladım. Bunlar Manş Denizi, Catalina ve Cebeli Tarık'tı. Önümde çok yakında Şubat ayında Cook City için yola çıkıyorum. Aslında 2018 yılından beri bu parkurlar için çalışıyorum ve gerçekten gönül vererek, severek yapıyorum bunu. İnşallah önümüzdeki ay bir sonraki hedefi de başarıyla tamamlayıp ilk defa Türk bayrağını orada açmak istiyorum. İnşallah, umarım biz de bu haberleri veririz, sizin bu başarılarınızın haberlerini. Şimdi ya, o kadar zor şartlarda çalışıyorsunuz ki, kış şartlarında çalışıyorsunuz. Biraz önce görüntülerinizi de verdik, hala da dönüyor görüntüler. Şimdi Çanakkale'de -10 derecelerde yüzmek, yani bize çok imkansız gibi geliyor ama siz bunu başarıyorsunuz. Nasıl başarıyorsunuz? Aslında tamamen bu spora gönül vermek ve bağlanmakla ilgili. Ben 10 yaşımdan, 2010 yılından beri pardon, bu maraton branşıyla uğraşıyorum. Çanakkale'de şu an 10 derecelere düştü su. Önümde okyanus parkurlarının yanı sıra bir de Romanya'da buz yüzme şampiyonası var. Aynı şu anda sporcularımızın kış olimpiyatlarında olduğu gibi bu da bir branş. Ve gerçekten buzun içinde yüzüyor olacağız. İlk hedefim orayı aşmak. Daha sonrasında da dediğiniz gibi Kuzey Kanalı gibi hedeflerim de olduğu için soğuk sularda yüzme antrenmanı yapmam gerekiyor. Bu yüzden de Nisan ayında Çanakkale'ye taşındım. Burada Yeni Kordon civarında ve Güzelyalı'da yüzüyorum, hep antrenmanlarımı yapıyorum. Sabah, akşam havuzda ve denizde çalışıyorum. Yani bu etaplar için şunu da merak ediyorum aslında. En uygun hava koşulları veya mevsimi mi beklemek gerekiyor? Yani parkur planını da buna göre mi yapıyorsunuz? Nasıl belirliyorsunuz? Evet, tabii öncelikle hazırlanmanız gerekiyor her koşula. Daha sonrasında Yeni Zelanda bizden mevsim olarak tam tersinde olduğu için Şubat ayında, Ocak sonunda, Şubat ve Mart ayında yüzebiliyoruz orayı. Diğer parkurları Mayıs-Haziran ayından itibaren yaz sezonunda yüzebiliyoruz. Fakat yazın bile 16-17 derecelerde oluyor. Ben de sporcu olarak zaten açık su milli takım yüzücüsüyüm yıllardır. Kendimi her şarta hazır konuma getirmeye çalışıyorum. Çünkü büyük bir görev var üstümde. Türk kadınını temsil ediyorum. Ve inşallah da ilk olacağım bunu yapan. O yüzden beni hiçbir engelin engellemesine, önüme çıkmasına izin vermiyorum. Kendim açımdan bütün koşullara hazırlıklı olmak için antrenman yapıyorum. Şimdi tabii bu antrenmanları da merak ediyorum. Mesela günde kaç saat antrenman, nasıl yapıyorsunuz, kaç saat yüzüyorsunuz, ne kadar bir mesafe yüzüyorsunuz ya da nasıl besleniyorsunuz, ne yiyip içiyorsunuz, bunları da merak ediyoruz tabii. Aslında dönem dönem değişiyor antrenmanlarımız. En az sabah akşam yaptığımız antrenmanlar oluyor, ikişer saatlik. Sonrasında da bazen denizde eleme antrenmanlarımız oluyor bizim, 6 saat. Burada Çanakkale'deki yurttaşlarımız da görmüşlerdir. Biz kışın denize girip 13-14 derecelerde 6 saat suda kalıyoruz bazen. Mesafeyi ve soğuğu böyle yeniyoruz. Beslenmemizi buna göre ayarlamamız gerekiyor. Bazen kilo almamız gerekiyor soğuğa dayanıklılık için. Ayrıca spor psikoloğuyla çalışıyorum, fizyoterapistlerimle çalışıyorum. Büyük bir takım var arkamda bana inanan. Bu sporda hep böyle oluyor. Yani suda yalnız olsak da bizi destekleyen bir ekip oluyor arkamızda. Çok teşekkür ediyorum ve çok çok başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.